Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 8. haftası 2. videosundayız. Açı kenar bağıntılarında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Örnek 9'da kalmıştık. Hadi bakalım dersimize devam edelim. Örnek 9'da bu soruyu size öyle bırakmıştım. İnşallah çözmüşsünüzdür. Çözmeyenler de şimdi başlasın çözsün. Ben çözmeye devam ediyorum. Öncelikle diğer soruya geçene kadar sorunun sonucunu dikkat edin arkadaşlar diğer sonuca geçtiğiniz zaman doğru cevap tam olarak çıkmış olacak onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle 3 çubuk demişim ve sizden ne sormuşum? A, D uzunluğunu sormuşum. Çubukları ucuca konduğunda A ile D arasındaki uzaklık kaç olur diye sormuşum arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer soru kökünde A, B, C, D bir dörtgen olsaydı. Dörtgen olsaydı çözüm farklı olacak dörtgen demediği için çözüm farklı olacak. Biz ilk önce ABCD bir dörtgen olsaydı bir çözelim isterseniz arkadaşlar ve bu konuda dikkatli olmanızı da gerektiğini de hep söylemiştim. Şimdi gençler burada 3 farklı çubuk var ve AD'nin nesi isteniyor bizden? En büyük değeri isteniyor. Siz ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Hocam şunu şöyle çizsek. Buradaki üçgen eşsizliğini uygularım öncelikle. İsterseniz BD'yi de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradaki üçgen eşsizliğinden Y değerini bulurum. Y'yi bulduk daha sonra da buradaki x değerini bulurum dersiniz. Y'nin nesini bulacaksınız peki? X'in en büyük değeri istenildiği için Y'nin de en büyük değerini bulmak istersiniz. Öncelikle Y'yi araya aldığımız zaman hocam Y toplamları ile farklar arasında. 1 ile kaç arasında arkadaşlar? 11 arasında. Hocam Y yerine ben 10 yazarım diyenler yanıldı. Niye? Kardeşim burada X'in tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor değil mi bize? A ile D arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaçtır diye soruluyor. Burada önceden soru kökünde AC diye bir çizgi var mıydı? Yoktu. E sen AC'ye çizmişsin. AC'ye niye tam sayı veriyorsun? Değil mi? Sen burada Y yerine ne yazabilirsin? 1 ile 11 arasında gibi. Diğer en büyük değer nedir? 10 yazıyorsun. Ama tam sayı olmadığı sürece yani şu arada yazmanız gereken şeyler tam sayı olmadığı sürece 10.9 yazın. Bazen 10.9 bile yanlış çıkıyor biliyor musunuz? 10.999 yazacağınıza ben sınır noktasını yazıyorum. Mesela en büyük değerini yazacaksam hocam 11'den küçük. E 11'i yazıyorum ama küçük olduğunu da şöyle okla gösteriyorum. Sınır noktası. Ha büyük istenmiş olsaydı arkadaşlar e, en alt sınır lazım olmuş olsaydı o zaman da birden büyük diyecektim arkadaşlar. Bir yazacaktım. Neyse bana üst sınır lazım 11 lazım. E o zaman burası 11'den küçükse bir de burada bir üçgen esli uygularım. Burada üçgen esli uyguladığında ne olacak? X toplamlarıyla farklar arasında. Toplamları nedir arkadaşlar? Topladığım zaman 19, 19'dan küçük olacak, 19'dan küçük bir sayıdan küçük olacak. E, burası da önemli. değil. Zaten x'in en büyük değeri isteniyor. 19'dan küçük olan en büyük tam sayı değer nedir arkadaşlar? 18 olurdu cevap. Dikkat, olurdu cevap. Ama cevap bu değil. Dikkat. Hocam 18. Eğer siz 10 sayı 10 yazsaydınız ne olacaktı? Bak yanlış çıkacaktı. 10 yazsaydınız buraya y yerine 10 yazsaydınız. Hocam 18'den küçük 17 diyecektiniz ve cevap yanlış bulacaktınız. O yüzden böyle tam sayı olmayan kenarlarda sınır noktası yazmanız şiddetle tavsiye edilir. Hatta sınır noktası yazmak sorularda bize kolaylık sağlayacak, bazı matematik sorularında da kolaylık sağlayacak. Biraz sonra göreceksiniz zaten. E devam edelim o zaman. Bu cevap 18 olur da ABCD bir dörtgen olsaydı arkadaşlar bunu da şöyle bir kutucuk içerisine alayım ama cevabım bu değil arkadaşlar. Şimdi çubuklar o konuda A ile D noktalar arasındaki uzaklık tam olarak en fazla kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar soru kökünde ABCD bir dörtgen verilmiş olsaydı ve şu AD uzunluğu çizilmiş olsaydı böyle olacaktı. Buraya böyle arada böyle e, çakallık olsun diye böyle espri olsun diye de koyduğum bir soru aslında bu. Açı kenar bağıntılarında çıkar mı? E ne olur ne olmaz arkadaşlar. Burada 3 çubuk var. 3 çubuk arasındaki uzak, A ile D arasındaki uzaklık en fazla kaçtır? Siz böyle bir dörtgen şekli olsaydı cevabı 18 buldunuz. Ya bu dörtgen olmasaydı. Hani matematikte de geçenki videoda da dedim spoiler verdim. Hani bazı noktalarda böyle matematikte dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Hani mesela sıfırı dikk dikkate almazsınız. Tanımsız olduğu durumlar falan olur demiştim ya. E burada da arkadaşlar yani e, ince nokta doğrusallık. Dikkat edeceksiniz. Bu üç çubuk doğrusal bir noktada konulmuş olsaydı. Mesela 6 böyle konmuş olsaydı Öbürü de böyle D, D noktasında böyle konmuş olsaydı bakın o zaman A ile D arasındaki uzaklık ne olacaktı arkadaşlar? Cevabımız 5, 6 ve 8. AD uzunluğu en fazla bu şekilde. Doğrusal olduğunda oluyor arkadaşlar. Yani 8 6 daha 14 kaç çıkıyor arkadaşlar? 19 çıkıyor. Ama dörtgen olsaydı 19'dan küçük yani 18 olacaktı. Ama bu şekilde herhangi bir dörtgenden falan bahsetmediği için Böyle doğrusal olma şartında A ile D arasındaki uzaklığı en fazla olacak şekilde buluyoruz. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Burada biliyorsunuz her şeye yer veriyoruz. Ama genelde soru büyük ihtimalle A, B, C, D bir dörtgen diye başlardı. Başlamasaydı da çubuklar hop doğrusal olduğunda en büyük değeri bulurduk. Kaç kişi buldu? Yorum yazın Allah aşkına. Bulmayanlar da Aa, hocam işte bir bulamadım dediğiniz gibi yaptım. E, 17 bulanlar da yazsın 18 bulanlar da yazsın ama artık 17 bulanlar Bundan sonra bu konuda neye dikkat edeceksiniz dedim. Hocam tam sayı olma şartına dikkat edeceksiniz. Bak bu önemli. Tam sayı olmayan kenarlarda sınır noktası yazmanız aşırı derecede önemli. Tamam. Şimdi bundan sonraki soruları da sınır noktasıyla yapacağım. Zaten göreceksiniz. Evet. Örnek 10'a geldik arkadaşım. Örnek 10'da ACD üçgenin çevresini alabileceğim bir tam sayı değeri. Arkadaşlar böyle üçgen var. Burada da üçgen var. Ve benden ACD'nin çevresi isteniyor. Nerenin çevresi? Bak buranın çevresi isteniyor benden. Buranın çevresini bulacağım. Şuraya x deyip buraya y deyip işlem yapmayın artık. Çünkü şu kenar ve şu kenarın tam sayılığından bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Siz ne yapacaksınız hocam? 12'den küçük. Bak üst sınır lazım bana. En büyük tam sayı değeri isteniyor. Üçgen esli kafadan düşünebilirsiniz. Toplamlarıyla farklar arasında. 7, 5, 12'den küçük olacak hocam burası. 11 deme. 11.9 diyebilirsin belki ama bazı sorularda o bile hatalı olur. Sınır noktası yaz. Tam sayıla uğraş. Hocam burası 12'den küçük. E burası 8 4 daha. Hocam burası da 12'den küçük. E o zaman burası ne olacak arkadaşım? Şu x'e bakacak olursanız da x toplamları ile farkları arasında 24'ten küçük bir sayıdan küçük değil midir? Yani x 24'ten küçük bir sayıdan küçük bir sayı olacak. E o zaman bunların toplamı isteniliyor bizden. Çevre ne yapıyor arkadaşlar? 12'den küçük sayı, 12'den küçük sayı ve 24'ten küçük sayı. Bu 12'den küçük sayı, 12'den küçük sayı ve 24'ten küçük sayıyı topladığımız zaman kaç yapıyor? 48'den küçük bir sayı yapıyor. O zaman cevabımız en büyük değer kaç yapar? 47 yapar. Yapanlarınızın çoğu eskiden olsa ne yapıyordunuz? Tam sayı dese tamam tam sayı. Hocam buraya 11, buraya 11. 11 11 22. Bakın ne olurdu o zaman cevap? 11 11 22'den küçük bir de 21 yazardınız. Kaç çıktı? 20 30 40 41 42 43. Arkadaşlar cevabı 43 bulurdunuz. Bak aradaki farka bakın. Gördünüz mü? O yüzden sakın tam sayı değer yazmayın arkadaşlar. Tamam bu dediğimi de sakın ama sakın unutmayın. Sınır noktası önemli. 10.9 11.9 yazmaktansa sınır noktasını yazın. Evet geldik örnek 11'e. Şimdi değişik yapıdaki sorulara. Yani biz bu zamana kadar ne yaptık? Hep böyle tam sayı vardı tam sayı vardı bilinmeyen sayı vardı. Hep ne yaptık? Bilinmeyen sayıyı araya aldık. Arkadaşlar yalnız kalanı araya alacaksınız. İki kişiyi bir kişiyi döver hesabı. Ya yani en azından hırpalar hesabı. Belki de bazen dövmez ya neyse. Arkadaşlar yalnız kalan hangisi burada? Hocam bu. O zaman 9'u araya alacaksın. 9'u araya alacaksın. Toplamlarıyla farklar arasında. Toplamları nedir? 3x. Farkları nedir? x. Mutlak değerini yazayım mı hocam? Gerek yok ki. x tam sayı olduğuna göre 2x daha büyük. 2x'den x çıkartacaksın sadece. Evet bu aralığı bulduk. Bu aralığı bulduktan sonra hani iki kişi araya aldı ya. Sağlı sollu girişiyor mantığında. Hocam sağlı sollu girişeceğiz. Buradan ne geldi? x küçüktür 9 geldi. Bir de diğerine bakalım. Şuradan ne geldi arkadaşlar? 9 küçüktür 3x'ten 3 küçüktür x geldi. He, buradan şu değer geldi ve şu değer geldi. Yani x'in aralığı ne geldi o zaman arkadaşlar? 3'ten büyük 9'dan küçük. 3 ile 9 arasında. x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. 9 eksi 3 eksi 1 tane. Herhangi bir şey falan demiyor değil mi? Özel bir durum demiyor. Demiyor. 9'dan 4 çıktı 5. Yani cevabımız 5 tane yapmış oldu arkadaşlar. Örnek 11'in cevabı da bu çıktı. Geldik örnek 12'ye. Hocam yine ne yapacağız? 30 araya alacağız. 30 araya alsak toplamlarıyla farklar arasında. 3x artı 1 ile x eksi 1 toplasan 4x yaptı. Hocam bundan bunu çıkartsak. Bak çıkarttıkken yani şöyle bir şey yapıyorsunuz. 3x artı 1 eksi x eksi 1 diyorsunuz. Hayır tamamını çıkartacaksınız kardeşim. Bu ne yapıyor? 3x artı 1 eksi x artı 1 yapıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani 2x artı 2 küçüktür 30. O da küçüktür 4x oldu mu oldu. Sağlı sollu gireceksin Hocam bir bu ikisine bakayım. İkisine baktığımız zaman 2x artı 2 şuraya yazayım. 2x artı 2 küçüktür 30 ise buradan ne geldi? 2x küçüktür 28'den x küçüktür 14 mi geldi? Evet. Bir de şuna bakacaksın kardeşim. Yani buradan 30 küçüktür 4x ise, 4 x ise 4'e böldüğün zaman 7.5 mi yapıyor? 7.5'da küçüktür x geldi. O zaman bu ikisini araya alacak olursak x toplamlarıyla farklar arasında 7.5 ile 14 arasında oldu. AC uzununun en büyük tam sayı değeri. Aa hocam benden AC isteniyor. Bak 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 dikkat. AC isteniyor. Hocam AC'nin en büyük tam sayı değeri isteniyorsa X yerine 13 yazarım. Cevap da 3X artı 1'den 39 artı 1'den 40 bulursunuz. Yanlış. Niye? Soru kökünde X tam sayı diyor mu? Demiyor. O zaman ne yapacaksınız? 2 tane ihtimaliniz var. 1 Hocam bu aralığı bulduk ya. Bizden ne isteniliyor? 3x artı 1 isteniliyor. Matematiksel olarak düşünüp işlem yapabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Hocam ben 3, benden 3x artı 1 isteniliyor. O zaman bu denklemi 3 ile çarpıp bir de bir eklerim. 3x artı 1'i bulurum diyebilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yolda bizim sınır noktası. Arkadaşlar en büyük değeri mi isteniliyor? Evet. E, x yerine en büyük değerini yazacağız. Ne? 14. Yani 14'ten küçük. O zaman bizden 3x artı 1 isteniliyorsa 3 3x... çarpı 14'ten küçük bir sayıyı toplayacaksın artı 1 diyeceksin. Bu kaç yaptı gençler? 3 ile 14 çarptığın zaman 4 kere 3 42. 40, 42'den küçük bir sayı artı 1. 43'ten küçük bir sayı oldu. Yani 43'ten küçük en büyük sayı nedir arkadaşlar? 42'dir dersiniz. Sınır noktasıyla bu şekilde hamle yapabilirsiniz. Ha siz matematikte de artık bu yöntemi sınır noktası yönteminde koyup işleme ulaşabilirsiniz. Sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam güzel bir şey öğrenmiş oldunuz. Ha bak diğerine bakalım. Diğerinde cevabı ne buldunuz? 13 koyduğunuz zaman 39 artı 1'den 40 buldunuz ama cevap 42 çıktı. Soru kökünde x eleman tam sayı mı diyor? Sonuç bu tam sayı istiyor. Yani bir şeye tam sayı yazdığınız zaman soru kökünü okuyun. Tam sayı yazdığınız yere adam size tam sayı demiş mi? Sen x yerine 13 yazdın. x eleman tam sayı diyor mu burada? Demiyor. O zaman sil sınır noktasını yaz. En büyükse en üst sınır noktasını yaz, en küçükse en alt sınır noktasını yaz. Mesela buradaki tehlike şu. En küçük değeri sorulduğunda mesela siz belki 7.6 yazarsanız hani 7.5'ten büyük 8 değerini yazarsınız. Cevap yine yanlış gelir arkadaşlar. 7.5'ten büyük yani 7.5'i en alt sınır yazıp ona göre 7.5'ten büyük deyip sonuçta bulduğunuz değerin bir büyüğünü alacaksınız gençler. İşinizi acayip kolaylaştırır. Geldik 13'e. Arkadaşlar toplamının en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. En küçük tam sayı değeri. Bak şimdi uzun yolu ben size anlatayım siz kendiniz yaparsınız. Arkadaşlar öncelikle şu kenara bakacak olursanız bizden AC artı BD isteniyor. AC'yi araya alacak olursak gençler AC'yi araya alacak olursak AC ne ile ne arasında? Hocam bir yukarıda toplamları ile farklar arasında 2 ile 14 arasında. Hocam bir de AC ne ile ne arasında? bir de aşağıdakinde toplamlarıyla farklar arasında. Yani ne yapıyor AC o zaman arkadaşlar? Toplamları ve farkları nedir? 24 ile kaç arasında oldu arkadaşlar? 9 6 daha 15 6 arasında oldu. Hocam AC'nin 2 aralığı geldi. Ne yapacağız? AC aralığını düşüneceksin o zaman. AC aralığını daraltacağız ya. AC aralığı ne ile ne arasında olmuş olacak? Küçüklerde büyük olan büyüklerde de küçük olan. 6 ile 14 arasında mı? Evet 6 ile 14 arasında olur. Sonra gel bakalım şeye mavi çizgiyle göstereyim onda. BD'ye bakalım. BD'ye bakarken hocam yine iki üçgen, sağlı sollu. Soldaki üçgende BD'ye baktığım zaman hocam BD uzunluğu da farklarıyla toplamlar arasında 3 ile 15 arasında. Diğer sağdakinde BD kaçla kaç arasında arkadaşlar? Farkları ve toplamları yani toplamları 23, farkları da 7 oldu. E o zaman burada da BD'yi de buluruz arkadaşlar. BD uzunluğu da kaçla kaç arasında olacak? Hocam Küçüklerde büyük olan yani bu. Büyüklerde de küçük olan yani bu. Yani 7 ile 15 arasında oldu. Şu hatayı yine yapmayın. Hocam AC artı BD toplamının en küçük değeri isteniyor. Ben AC'ye 13 yazayım. Artı BD'ye 14 yazayım. Cevap 27 çıksın. Bak buraya yazıyorum. Cevabı 27 buldum böylelikle. Yanlış. Kardeşim AC'ye sana tam sayı diyor mu soruda? Demiyor. BD'ye tam sayı diyor mu? Demiyor. Niye tam sayı yazıyorsun? Tam sayı demediği sürece ne yapacaksın? Sınır noktalarını yaz. Yani en küçük tam sayı mı diyor bize? Evet. Ha, en alt en alt sınır noktası isteniyor arkadaşlar bizden. E, AC ye yerine ben büyükleri yazmışım buraya. E, alttan büyük ne olacak? 7. 7'den büyük ne olacak? 8. 8, 7 daha kaç yaptı? 15. Bak yuvarlak içine alayım. Şimdi tam sayı dersek cevabı 15 buluruz. En küçük tam sayı değerinde. Diğer türlü yapacağız. Hocam burada AC tam sayı demediği için ne yapmam gerekiyor? Onun yerine o zaman alttan büyük hocam sınır noktasını yaz. 6'dan büyük. Şuraya yazıyorum. Şunu sileyim. Cevabı 15 bulmuştum. 6'dan büyük bir sayıyla B'de de en küçük sayıyı yazıyorum. Sınır noktasını yazıyorum. 7'den büyük bir sayı topladığım zaman 6 7 daha kaç yaptı? 13. 13'ten büyük bir sayı kaç yapıyor? 14 yapıyor. İşte cevabın 14'tür. Bak, sınır noktası yazmayla bu şekilde buluruz arkadaşlar. Hatta ben daha kolay bir şekilde bulurum da şimdi anlatırım onu. Ee, gençler cevap bak 15 çıkmadı 14. Ya da senden ne isteniyorsa matematiksel olarak onu bulmaya çalış. AC artı BD isteniyor. Taraf tarafa toplarsın. Hocam 13 ile toplamı toplam 29 arasında oluyor. Bu aralık ne olacak o zaman arkadaşım? 13 ile kaç arasında? 29 arasında en küçük tam sayı değer 13. 14 çıkar diye cevap da söyleyebilirsiniz. Ya da ben olsam ne yaparım biliyor musun? Şu eşitleri bile yazmam. Çünkü niye? Bana AC artı B'nin en küçük değeri isteniyor ya. Ben şurada kırmızıda bakarım önce. Bak kırmızıda baktım. Kırmızıya baktığım zaman hocam bir burası 2'den büyük. Bak kırmızıya bakıyorum. Kırmızıya yorum yapıyorum. Alt sınır lazım bana. Bir burası 2'den büyük. Şuradaki üçgende. E buradaki üçgende de alt sınır 6'dan büyük. Hocam alttan büyük bir de 2'den büyük. Her ikisini sağlayan hangisi alttan büyük. O zaman alttan büyük diye şu 2'den büyüğü almam. Alttan büyüğü alırım arkadaşlar. Sonra geldim şuraya. Şu maviye bakacak olursam. Hocam bir bu üçgen bir de sağdaki üçgen soldaki üçgende hocam 3'ten büyük geldi burası. Sağdaki üçgende de 7'den büyük geldi burası. Hem 3'ten büyük hem 7'den büyük. İkisini de sağlayan küçüklerde büyük olan seçilecekti. Bunu seçeceğiz. E hocam, hocam o zaman AC alttan büyük. BD 7'den büyük. E o zaman AC artı BD'de toplamları 13'ten büyük. Direkt 14 diye sadece küçük işlemle alt sınır işlemiyle çok da rahat bir şekilde sonuca ulaşırız arkadaşlar. Tamam o yüzden böyle sınır noktasını bilmek bizi ya matematikte de geometride pratiklik sağlıyor arkadaşlar. O yüzden önemli bir nokta. Tamam. Ben bunu şahsen kullanıyorum. Siz de kullandığınız zaman e, çok faydasını görürsünüz arkadaşlar. En azından yanlış yapmaktan kurtulursunuz. Geldik örnek 14'e. Mesut. Evet. Dayı oğlu. Dayımın oğlu. Bütün sülaleyi kullanıyoruz arkadaşlar burada. Evet. Mesut bir kartonu keserek bir kenarın uzunluğu 9 cm olan üçgenler oluşturmuştur. Şöyle 9 cm olan üçgenler oluşturmuş. Evet. Bu Mesut bu üçgenlerden herhangi ikisini seçip 9 santimetrelik kenarları birbirine yapıştırıp bir dörtgen oluşturuyor. Arkadaşlar 9 santimetrelik iki tane e, üçgen oluşturup bir dörtgen oluşturacakmış. Hocam böyle yapsam bundan bir dörtgen oluşuyor mu? 1, 2, 3, 4, 5 ken oluşuyor. Böyle olmaz. Hocam bir kenarı çakışsa böyle. Bir kenarı çakışsa böyle. Diğer kenarı da şöyle olsa dörtgen oluyor mu? Üst üste binse yok. Bunları böyle Ha bir kenarı şöyle çakışsa. Şöyle bir dörtgen oluyor. 1, 2, 3, 4, beşgen oluyor. Yok olmuyor arkadaşlar. Her türlü dokuzların çakıştığı yerler nasıl olması lazım? Bir dokuzluk üçgen böyle bir dokuzluk üçgen de böyle. Dokuzlu kenarların birbirine yapıştırdığımız zaman biz ne elde ederiz arkadaşlar? Bir dörtgen elde ederiz. Bu dörtgenin çevresi tam sayı olarak en az kaçtır diye söyleniyor. Arkadaşlar size şimdi şurada bitiyor vereyim. Biz genelde iki bilinmeyen denklemler iki bilinmeyen yazmayız. Bak Üçgende aç kenar bağıntılarında adı üstünde bir üçgende aç kenar bağıntısı uygularken bir üçgenin kenarını tek bir cinsten yazmaya çalışırız. Ve o tek bir cinsten e, bir şeyleri elde etmeye çalışırız. Yani x varken y'yi yazmamaya çalışırız. Ama özellikle toplamları işte çarpımları ya da çevresi gibi şeyler sorulduğunda o zaman iki bilinmeyene de girebilirsiniz. Çünkü sen x y yazabilirsin. x y yazdığın zaman sana toplamları lazım olacağı için... O yüzden o yazımda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama ikinci bilinmeyeli dediğim gibi genelde yazmayın. O zaman ne yazalım? Bunun çevresi isteniyor. Hocam burası x burası y. Hatta 4 tane birden bilinmeyen yazıyoruz. Z ve t yazalım şuraya da. Hocam üstteki üçgene göre baktığımız zaman. Bu üstteki üçgende 9 ne ile ne arasında arkadaşlar? x artı y ile x eksi y arasında. Tabi bu mutlak değerce. Alttaki üçgende 9 ne ile ne arasında? Z artı t ile ne arasında? z eksi t arasında. Evet. Şimdi arkadaşlar sakın şu hatayı artık yapmıyorsunuz. Hocam işte x artı y yerine 10 yazarım. Bunun yerine de 10 yazarım. Toplamı 20 yapar dersiniz. Cevap 20 dersiniz yine yanlış çıkar. x artı y tam sayı olsun diyor mu sana? Yok. Oluşan dörtgenin çevresi tam sayı olarak nedir diye soruluyor. O zaman senden ne isteniyorsa matematiksel olarak düşündüğünüz zaman onu bulursunuz. Hocam ben burada taraf tarafa toplarım çünkü çevre isteniliyor bizden. Çevre dediğimiz nedir? X artı y artı z artı t olduğundan biz bunu bulmaya çalışacağız. Taraf tarafa toplarız o şekilde buluruz. Ya da e, en küçük tam en en küçük tam sayı değeri isteniliyor bizden x artı y artı z'nin ya da topladığınız zaman bakın 18 küçüktür x artı y artı z artı t geldi. Cevapta kaç çıktı? 19 yaptı. Bizim sınır noktasından da yazabilirsiniz. Hocam x artı y belli. 9'dan büyük, 9'dan büyük sınır noktası. Bu ikinci yol olsun. İkinci yolda bu olsun. Z-T'ye bakarsın. Hocam bu da 9'dan büyük. En az sınırı yazmak zorundayım çünkü. X artı y 9'dan büyük yine. Toplamları da kaç yaptı arkadaşlar? 18'den büyük geldi. 18'den büyük gelmesine ne yapıyor? 19 yapıyor. İşte çevresinin en az değeri de bu oluyor. Artık tam sayı vermezsiniz değil mi? Gençler evet. Evet örnek 14. Mesut sorusunun cevabı da 19 yaptı. Diğer türlü tam sayı değer verseniz cevabı 20 buluyordunuz. Geldik örnek 15'e. Aha burada. Hocam x var 8 var ben buraya y y desem y'nin değerini bulsam sonra x için yorum yapsam falan filan diye düşüneceksiniz. İşte bu olmaz. İkinci bilinmeyene çok nadir arkadaşlar çok çok nadir. Belki girilen yerler vardır ama hani mesela şuradaki soruda neredeki soruda arkadaşlar en baştaki çözdüğümüz soruda buraya y dedik ama bu y'ye de tam sayı değer verdik orada şey yapmayın yani ee, y'ye tam sayı değer en büyük değeri yazdık burada. Aslında orada da iki bilinmeyene girmedik. E burada arkadaşım burada da YY yazıp da hani orada o sonuca Y'ye odaklanmak zorundaydık. Burada YY yazıp da işlem yapsak önce bu Y'nin en büyük değerini mi bulacağız? En küçük değerini mi bulacağız? Sonra X'i mi yorumlayacağız? Şeklinde düşünmeyin. İkinci bilinmeyene sakın ilk etapta girmemeye çalışın. E ne yapacağız hocam? Ya sen eşitlik gördüğünde ne yapacaksan onu yapacaksın. Aldın mı şimdi spoiler'ı? Hadi şimdi kendin çöz. Evet dedim. Eşitlik var hocam burada. Bana burada soru ne sorusu? X'in en küçük tam sayı değeri nedir sorusu? Üçgen eşitliği sorusu değil mi? X'e ait bir üçgen lazım. Hocam var burada ama kenarları belli olan bir üçgen yok. Ya da burada var kenarları belli olan bir üçgen yok. İki kenarı yok. O zaman ne yapacağız? X'e ait bir üçgen oluşturmamız lazım. E eşitlik olduğunda da ne yapıyorduk? Orta taban. Yine ek çizimler karşımıza çıkıyor. Orta taban çizerken iki ihtimalimiz var. Ya buraya ya buraya. Her ikisinde de çıkar. Şuraya doğru bir paralel çizelim isterseniz arkadaşım. E, karışık bir durum yok çünkü. Her ikisinden de o yüzden çıkardım. 8 ise burası nedir? 4. Bunlar nedir? 6-6 ort taban olduğu için. A. X'e ait bir üçgen oluştu mu burada? Evet. Evet. X. Araya alalım o zaman X'i arkadaşlar. X buradaki üçgende toplamları ile farkları arasında 6-4 eksi ile 6-4 arasında yani 2 ile 10 arasında X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor en küçük tam sayı değeri de kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. Yani cevap böylelikle ne oldu? 3 oldu gençler 15. soruda. Geldik 16'ya. Bak aynısının laciverti. Bakın bu sefer oran verilmiş. Hocam burası 2K burası 3K verilmiş. Yani şuraya bir 3K yazalım burası da 2K yazalım. Aynı soru. Oran varsa bu sefer ne yapacaksınız? Benzerlik. Senden ne isteniyor? BD'nin uzunluğunun. Yani X isteniyor. Hocam buradaki oranı kullanmak zorundayız. Vay ben K'nın değerini bulayım da ondan sonra X'e ulaşayım da değil. Oranlamayı kullan önce. Nasıl oranlamayı kullanırken hani eşitlik varmış gibi artık paralel çizmeyi de öğrendik. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Paralel çiziyorduk. Ya böyle ya böyle. Aynı şekilde oran mantığını kullanmak da o. Paralel çizeceksin kardeşim. Aha şuraya doğru paralel çizsem. Hocam şununla şu birbirine paralelse. O zaman burada 2'ye 3 oran varsa burası 2A iken burası 3A'dır. Toplam 5A eşittir. 15 ise A'yı 3 bulursun. O zaman burası 9. Burası da 6 mı oldu? Evet. Hocam burada da 2 bölü 5 oran var. Hocam burası 2 enken burası da 5 endir. 5 ende de neye eşitmiş arkadaşlar burada? 5 ende de 10'a eşitse n de buradan 2 gelir. n 2 geldiyse burası kaç oldu? 4 yaptı. E artık x'e ait bir üçgen oluştu. Kenarları belli olan bir üçgen oluştu. x toplamlarıyla farklar arasında. 9 artı 4 ile 9 eksi 4 arasında 5 küçüktür x küçüktür 13 geldi. X'in alabileceği BD uzunluğunun alabileceği farklı tam sayı değerlerin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Yani 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nin toplamı isteniyor arkadaşlar bizden. Şu ikisi 20, şu ikisi de 20, 40, 50, 57, 63 mi yapıyor? Evet topladığımızdan bazen işlem hatası yapıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü yoğun bir tempo içerisindeyiz. Böyle hatalar bazen bizler yapabiliyoruz. Küçük hataları da lütfen mazur görün. Ben burada topladım. 63 buldum. Belki siz farklı diyeceksiniz bilmiyorum ama. Bir daha toplayayım isterseniz. 20 burada. 20 burada. 40. 50. 57. 64 yapıyor. Evet bazen iki tane topladığımda bile hata yapıyorum. Neyse. Gençler örnek 16'nın cevabını da böylelikle ne bulduk? 63 bulduk. Ve bu bölümün sonuna geldik. Evet gençler. Üçgen eşsizliği gerçekten önemli. Lütfen dikkat dikkat dikkat. Bu konuda en çok niye hata yapıyorsunuz? Dikkatsizlikten. Bu videoda neyi öğrendik? Bu videoda şunu öğrendik. X yerine bir tam sayı değer verdiğinde soru kökünü oku. Orası tam sayı diye işaret etmiş mi? İşaret etmemişse sınır noktasını. Ya en alttaki sınır noktasını ya da en üstteki sınır noktasını verip ya da matematiksel işlemler yapıp işte taraf tarafa toplama taraf tarafa çıkarma gibi işlemler yapıp e sonuca öyle ulaşmanız gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda geniş açılı ve dar açılı üçgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.